Eşlerin, evli olan çiftlerin oruçluyken sosyal ilişkilerinin sınırı veya ev içindeki davranışlarında kendi aralarındaki ilişkilerinin sınırı ne olmalı? Orucun tanımına baktığımız zaman tulul fecir ile urubu şems, yani imsak vaktinden itibaren güneşin batıncaya kadar, akşam vakti girinceye kadar kişinin niyet ile beraber yemekten, içmekten, bir de cinsel münasebetten geri durmasıdır. Bunun haricinde evdeki o sosyal faaliyetleri, eşiyle olan diyaloğu eğer cinselliğe getirmediği müddetçe, o duruma düşürmediği müddetçe bu konuda herhangi bir sınır söz konusu yoktur. Yani yasak olan şey bellidir. Nedir? Eşlerin birbirleriyle cinsel bir birliktelik yaşaması. Bunun haricinde hatta kitaplarımızda geçer. Eşlerin birbirlerini, işte affedersiniz, öpmesi oruca zarar verir mi? Burada bir kerahat var mıdır, yok mudur? İfade açık ve net bir şekilde, eğer kendilerinden eminse, yani başka bir boyuta işlem gitmeyecek ise, bunda herhangi bir kerahat yoktur. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın da oruçluyken eşleriyle bu tarzda münasebetin olduğu hadis-i şerif kaynaklarında vurgulanmıştır. O yüzden böyle bir tahdide gerek yok. Sadece şunu diyeceğiz: kişi kendini bilmelidir. Yani yasak olan şey bellidir. O yasak olan şeye düşme ihtimalini doğuracak öncüler söz konusu ise, elbette kişi ondan kendini geri tutsun. Çünkü tehlikeye doğru gidecektir. Ama o konuda kendince bir emniyeti varsa, yani böyle bir şey asla olmayacak, orucuma zarar gelmeyecek dedikten sonra, karı koca arasında bu bağlamda herhangi bir sınırlandırma da olmayacaktır. Peki hocam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.